Evet efendim, TGRT Ankara stüdyolarından merhabalar tekrar. Bakıldığı zaman birçok gelişmeyle karşı karşıyayız. Bir taraftan referandum süreci hızla yaklaşıyor. Artık son 25 gün ekonomiye dair birçok gelişme var. Bütün bunları konuşacağız. Konuğumuz Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sayın Bakan, birçok konuyu sizle konuşacağız ama isterseniz önce referandum başlığıyla başlayalım. Evet. Çünkü aslında bakıldığı zaman birçok tartışmanın yaşandığı, muhalefet partisinin özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine yönelik cevapların ortaya çıktığı bir süreci yazıyoruz. Bir taraftan Avrupa Birliği topa direkt olarak girdi. Onları da soracağım ama önce isterseniz Cumhurbaşkanlığı sisteminin ekonomiye etkilerinden bahsediliyor. Cebimize para mı girecek? Bu referandum bizi nasıl etkileyecek? Ne faydası olacak? Cebimizdeki para mı artacak? Ne olacak? Ne dersiniz? Şimdi bir kere Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'de kalıcı siyasi istikrarı getirecek. Bu konu net. Kalıcı siyasi istikrar demek, kalıcı ekonomik istikrar demek. Yani genel anlamda bakıldığında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ekonomiye her bakımdan olumlu yönde yansıyacak. Bürokrasi azalacak. Siyasetin karar mekanizmalarının hızı artacak ve siyasette güven, siyasette öngörülebilirlik artacak. Yatırımcı neye bakar? Bir yatırım kararı verilirken öngörülebilirliğe bakar. Ben yatırım yapıyorum. 2 yıl yatırım sürecek. Bunu da geriye almam yaklaşık 5 yıl sürecek. O zaman bu ülkede önümüzdeki 7 yıl boyunca işler nasıl gidecek diye bakıyor, değil mi? Evet. Tüketici de aynı şekilde önüne bakıyor, güven arıyor, istikrar arıyor. Dolayısıyla Türkiye'de eğer Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devreye girerse, ki inşallah girecek, çok hızlı bir şekilde artık Türkiye'de o eskiden yaşadığımız siyasi istikrarsızlıklar, öngörülemezlikler hepsi ortadan kalkacak. Ama şunu da ifade edeyim. Bugün Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tartışıyoruz. Bundan önceki anayasa değişikliğini biliyorsunuz halk oyuna 2010 Eylül ayında götürdük. 2010'daki yapılan anayasa değişikliğinde de vatandaş evet dedi. Peki ondan sonra ne oldu ekonomide? Ben teker teker göstergeleri çıkardım. 2010 Eylül referandumundan sonra ekonomide gidişat ne olmuş? Bu niye önemli? Geçmişteki yapılan bir referandum sonrası ekonomide neler olduysa o zaman yeni yapılacak referandumda da aynı şeyleri beklemek gerekiyor. Yani baktığım zaman ben 2010 Eylül'den sonra ekonomide büyüme oranları yukarıya gitmiş. Yani üretim artmış, talep artmış ve ekonomi çeyrekler itibariyle baktığında 2010'un son çeyreği ve 2011 yılında büyüme oranları yukarı gitmiş. Yani bu ne demek? Bu referandumdan sonraki dönemlerde de ekonomide büyüme artacak. Çok net bir şekilde. Büyümenin artmasını özellikle tekrar zaten 28 çeyrek üst üste büyüyen bir Türkiye vardı diyorsunuz, evet, efendim. Yani bu büyüme oranları şu anda bakın 2016'nın son çeyreği daha iyi gelecek. 2017'nin ilk çeyreği bundan daha iyi gelecek. Ama 2017 Nisan referandumundan sonraki çeyreklerdeki büyüme oranları önceki dönemlerden daha yukarı olacak. Niye? Öngörülebilirlik artacak. Kalıcı bir siyasi istikrar oluşmuş olacak. Bunlar çok son derece önemli. Büyümenin niye önemli? Bu kadar üstünde duruyorsunuz? Çünkü neden? Büyüme çünkü demek büyüme, ekonominin ana belkemiği. Tabii büyüme demek gelir demek. Büyüme demek refah demek. Büyüme demek istihdam demek. Büyüme demek her şeyden önemlisi gelir de pastanın büyümesi anlamına geliyor. Şunları kısa kısa ifade edeyim. Buyurun. Referandumdan sonra ne bekliyoruz? 2010 referandumundan sonra ne olduysa aynısı olacak. Büyüme oranları yukarı gelecek. 2010'da da aynısı olmuş. Enflasyon aşağı gelecek. Bütçe dengesi aşağı gelecek. Çünkü ekonomideki iyileşme bütçe dengesini iyileştirecek. 2010 referandumunda da aynısını görmüşüz. Ülkenin kamu maliyesinde borç stoku aşağı gelecek. Merkez Bankası'nın rezervleri artacak. Yine 2010 referandumunda olan şey kur düşmüş. Yani 2010 referandumunda kur aşağı gelmiş. Bugün de aynı şey olacak. Dolar zaten dün bir 2.57'yi gördü. Halkım bu zaten referandum sonrası piyasanın zaten neyi fiyatladığını ilişkin önemli bir öncü gösterge. Dolayısıyla kurlar daha da aşağı gelecek. Faiz oranları aşağı gelecek. Türkiye'nin risk primi 2010 Eylül referandumundan sonra hızla düşmüş.
Yine aynı soracak. Türkiye'nin risk birimi aşağı gelecek. Borsa bugün iyi ama daha da iyileşecek. Ne söylemek istiyorum? Referandumda evet çıktığında bir kere ekonomi bundan doğrudan doğruya olumlu yönde etkileniyor. Dolayısıyla şu anda önümüzdeki Nisan referandumunda da eğer olumlu sonuç çıkarsa ekonomideki göstergelerde son dönemde ortaya çıkan iyileşme daha da artarak devam edecek ve büyüyecek, onu söylüyorum. Efendim, siz söylediğiniz aslında ekonomik parametrelere baktığımız zaman ifadenizde döviz fiyatları, büyümenin artması, evet, ihracatın, ithalatın artması, bütçe dengesi, zaten hepsi bunların ekonomide, hep pozitif anlamda değişmesi, tabii, veya daha iyi hale gelmesi, tabii, demek aslında yani bakıldığı zaman. Şuna işaret etmek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi orta ve uzun vadede ekonomide kalıcı iyileşme meydana getirecek. Ama bizatihi referandumun kendisi olumlu neticelendiğinde kısa vadede de ekonomide olumlu bir toparlanmaya sebep oluyor. 2010 Eylül referandumu bunu rakamlarıyla ortaya koymuş. Onun için Nisan referandumundan sonra ekonomide ne olur sorusunun cevabı çok net. Evet. Olumlu olursa ekonomide de olmuş şeyler. Şimdi olacak. Bakalım biraz alt başlıklara geçelim. Bütçeyi Cumhurbaşkanlığı hazırlayacak. Evet. O zaman Maliye Bakanlığı ne yapacak? Şimdi burada bir kafa karışıklığı var. Burada nasıl olacak? Yok, aynı şöyle, sistem işlerliği nasıl? Şöyle, yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde meclise bütçeyi Cumhurbaşkanlığı sisteminde Cumhurbaşkanı sunacak. Çünkü artık yeni hükümet sisteminde Başbakanlıkla Cumhurbaşkanlığı'nda birleştirdiğimiz için bütçeyi Cumhurbaşkanlığı sunacak. Fakat Maliye Bakanlığı yine bu bütçe çalışmalarının koordinasyonunu yapan, bunları yürüten bakanlık olarak devam edecek. Maliye Bakanlığı bütçe hazırlık evresiyle ilgili bütün çalışmalarını bugün yapıyor ve Başbakanlığa sunuyor. Evet. Yeni sistemde de yapacak. Maliye Bakanlığı bütün hazırlıklarını yapacak. Cumhurbaşkanlığına sunacak. Yani Başbakanlıkla Cumhurbaşkanlığının yeri değişecek. Öyle, başka tabii, bir değişiklik yok. Yani burada yapılan şey, tabii bizim biliyorsunuz anayasa değişikliğinin içerisinde birçok yerde bakanlık kurulu olarak geçen ifadeler Cumhurbaşkanlığı olarak değiştirildi. Dolayısıyla yeni sistemde normalde hükümetin kanun tasarısı verme yetkisi yok. Sadece buna istisna oluşturan husus bütçe kanun teklifi. Dolayısıyla yeni sistemde Cumhurbaşkanı bütçeyi hükümet adına meclise teklif edecek. Ama bununla ilgili bütçe hazırlama süreciyle ilgili bütün hazırlıkları Maliye Bakanlığı yapacak. Ve bu bütçe kanun teklifini diyelim artık tasar olmayacağına göre, bütçe kanun teklifini Cumhurbaşkanlığına sunacak. Cumhurbaşkanlığı burada hükümet olarak son nihai kararlarını oluşturduktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teklifi Cumhurbaşkanlığı sunacak. Onun için yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı bütün bakanlıklar üzerinde şemsiye bir kuruluş olarak bütün hükümet faaliyetlerinin koordine edildiği, yürütüldüğü ve siyasi sorumluluğun birleştiği bir mekanizma haline gelecek. Onun için bütçedeki yenilik arz eden husus Başbakanlık veya Bakanlar Kurulu'nun yerine Cumhurbaşkanlığı'nın gelmiş olması. Burada efendim bir de araya gireyim de bürokrasiyle ilgili bir hızlılık da sağlanacak mı bu yeni sistemde? Muhakkak. Yani hani mesela şu denir ya, evet, bir evrak bir odadan diğer odaya bürokratik sistemde 10 günde gider denir ya. Ama özel sektörde bizde her şey anında olur. Hani onunla ilgili bir şey söylemek şimdi ister misiniz? Şunu söylemek gerekiyor. Eğer biz mevcut sistemden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiyorsak, bir kere bütün bürokrasinin ve kamu yönetiminin de yeniden dizayn edilmesi gerekiyor. Ne manada? Bürokrasinin azaltılması, işlem süreçlerinin hızlandırılması ve işlerin bir an önce yapılması. Şimdi burada bu anayasa değişikliği yapıldıktan sonra biz bu defa ne yapacağız? Uyum yasaları yapmaya başlayacağız. Evet. Yani mevcut sistemden Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmek anayasa değişikliği yapmakla bitmiyor. Esas her şeyin başlangıcı anayasa değişikliği. Bu değişiklik halk oylamasında evet de sonuçlanırsa anayasal bakımından reformun birinci aşamasını tamamlamış oluyoruz. Sonra ne yapacağız? Uyum bütün bakanlıkların teşkilat yasalarında, kamu yönetimindeki işlem akışlarına ilişkin bütün düzenlemelerde, bürokrasideki görev, sorumluluk ve yetkilerde olağanüstü değişiklikler yapacağız. Neden? Çünkü yeni sistem, hükümet sistemi icraatın daha güçlü olduğu
ve vatandaşa doğrudan doğruya hesap verdiği bir sistem olacak. Onun için aslında bu sistemin getireceği en önemli yeniliklerden bir tanesi, yıllardır hepimizin istediği, bir an önce yapmalıyız dediğimiz bu bürokrasideki reform, bu bürokratik oligarşinin ortadan kaldırılması noktasında çok önemli bir ivme olacak. Ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde artık bürokrasi kendi çarkları içerisinde işlemleri yavaşlatamayacak. Tek bir noktada yani halka doğrudan doğruya hesap veren Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığının başında olduğu hükümet ve doğrudan doğruya buna hizmet eden bürokrasi. Aradaki kademeleri azaltmış oluyoruz. Şu anda düşünün, bir bakanlar kurulu kararı çıkarmak istiyoruz. Bu bakanlar kurulu kararı bakanlık, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı. Bütün bu bürokrasinin içerisinde dediğiniz gibi bir odadan bir odaya evrak giderken bazen günler alıyor. Ama yeni sistem bu yapacağımız değişikliklerle bürokrasiyi kısaltacak ve hizmeti çok daha etkin hale getirecek. Asıl iş o zaman 16 Nisan'dan başlıyor. Olağanüstü değişiklikler dediniz zaten. Kesinlikle, yani anayasa değişikliği her şeyi son noktayı koyan bir değişiklik değil. Değişim tam devam tersine, edecek sürekli yani. Değişime başlangıç oluşturan, değişimi tetikleyen ve değişimi de zorunlu kılan bir nokta olacak. Bakın, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimiz andan itibaren artık bütün mevzuatın taranması, bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uygun olarak değişikliklerin yapılması ve vatandaş olarak, vatandaşa bizim sözümüz var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devreye girecek, bürokrasi azalacak, siyaseten hesap verebilirlik mekanizmaları artacak, güçlendirilecek ve hizmetin kalitesi artacak. O zaman ne olacak? Şu andan itibaren de bunun çalışmaları zaten yürütülüyor. Çok hızlı bir şekilde kamu yönetiminde gerek bürokrasinin hızlandırılması, gerekse hesap verebilirliğinin arttırılması ile ilgili çalışmalar yürüyor. Ve göreceksiniz, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devreye girdiğinde artık vatandaşın işleri, vatandaşın hizmeti çok daha etkin bir şekilde yürütülecek. Efendim, tekrar ekonomiye dönecek olursak, sizin alanınıza, bakanlığa tekrar dönelim. ÖTV ve KDV konusu. Evet. Yani siz topluyorsunuz ve Türkiye bu şekilde bütçelerini yapıyor. Siz vergi topladığınız zaman biz aslında yatırım yapabiliyoruz. İşte birçok her şeyin başı vergi. Şimdi efendim, bu beyaz eşyadaki ve mobilyadaki ÖTV, KDV konusunda bazı yanlış anlaşılmalar var. Yanlışsam düzeltin. Beyaz eşyada ÖTV indirildi. Mobilyada KDV indirildi. Şimdi bugün yine gazetelerde sizin açıklamalarınız var. Beyaz eşyadaki ÖTV indirimini uzatabiliriz diye. Şöyle sorayım. Beyaz eşyadaki ÖTV indirimi uzayacak mı? Mobilyadaki KDV indiriminin süresi uzayacak mı? Yine biz bunun 30 Nisan'da biteceğini biliyoruz. Şimdi şu anda Bakanlar Kurulu kararıyla aldığımız karara göre 30 Nisan'a kadar beyaz eşyada ÖTV'yi kaldırdık. Mobilyada ise %18 olan KDV'yi 8'e indirdik. Evet. Şimdi ben nereye gitsem, ilgili sektör temsilcileri benden bu sürenin uzatılıp uzatılmayacağını soruyorlar. Veya bunun uzatılmasını talep ediyorlar. Ben de gittiğim yerlerde söylediğim şey şudur. Biz birinci olarak yapmış olduğumuz indirim gerçekten piyasada bir hareketlenme meydana getirdi. Piyasada bir canlılık meydana getirdi. Var mı biraz? Mesela dün sanıyorum 4 firmayı kapsayan bir istatistik çalışmasına bağlı olarak ben beyaz eşya satışlarında %30 Şubat'tan Şubat'a artış olduğunu söylemiştim. Bir önceki yani 2016 Şubat'tan 2017 Şubat'a göre %30 arttı dedim. Ama %30 inanılmaz yani. Hayır, bugün daha farklı bir rakam vereceğim. Bugün arkadaşlar bana kapsamı çok daha geniş bir beyaz eşya istatistiği getirdiler. Son bir yılda yani Şubat'tan Şubat'a ÖTV indirimini kapsayan ürünler itibariyle toplamda bakıldığında satışlarda %42 artış var. Bakın, burada çamaşır makinesi satışlarında %35 artış olmuş. Bulaşık makinesinde %44.5'e kadar gitmiş. Toplamda da %42.1. Bu neyi gösteriyor? Demek ki yapmış olduğumuz indirim etkisini gösteriyor. Vatandaş bu ürünlere olan talebini artırıyor. Bu sadece bana göre talebin öne çekilmesi değil. Tam tersine talebin artması. Hatta bugün ortaya bir başka durum da ortaya çıktı. Şimdi vatandaş fiyat ucuzlayınca bu sefer o ürünün bir üst standardını alıyor. Yani diyelim ki çamaşır makinesinde
Eğer alacaksa çamaşır makinesi. 5 program varsa gidiyor 8 programlısını alıyor. 8 programlısını alıyor. Veya 7 kiloysa 10 kilosunu alıyor. 10 kilosunu alıyor. Buzdolabında öyle, efendime söyleyeyim, çamaşır makinesinde öyle. Yani vatandaş bir talebini öne çekiyor, iki talebini arttırıyor ve daha kaliteli, daha yüksek standartta ürün almayı tercih ediyor. Dolayısıyla yapmış olduğunuz düzenleme gerçekten piyasa bakımından olumlu karşılandı. Sektörler bakımından da ciddi anlamda olumlu etki yaptı. Bu şimdi soru şurada. Uzatılacak. Soru şurada. Diyorlar ki bunu Sayın Bakanım uzatacak mısınız, uzatmayacak mısınız? Bir kere bu uzatma kararı tabii hükümet olarak vereceğimiz bir karardır. Ben bana sorulan sorulara karşılık şu cevabı veriyorum. Arkadaşlar diyorum, bu konuyla ilgili gelen rakamları takip ediyoruz. Takip ediyoruz ve izliyoruz. Gelen rakamlar olumlu sonuçlar gösteriyor. Bundan da memnuniyet duyuyoruz. Ama uzatma kararını vermek konusunda şu an itibariyle verilmiş bir kararımız yok. Nisan ayı geldiğinde, Nisan'ın sonuna doğru yaklaşacak. O tarih geldiğinde rakamlara bakacağız. Piyasada canlanma noktasında belli bir noktaya gelmişsek aslında o takdirde uzatmaya gerek yok. Ama ekonomide canlanmaya destek olma noktasında hala bir ihtiyaç varsa o zaman da uzatabiliriz. Onun için şimdi bazı açıklamaları gördüğüm zaman biraz üzülüyorum. Böyle bir açıklama yapmadım. Yani uzatabiliriz açıklaması yapmadım. Yapmadınız. Hayır, öyle bir açıklama olmadı. Evet. Sadece bu gelen talepler karşısında değerlendireceğiz. Rakamları takip ettiğimizi, bu değerlendirmelerimizi yaptığımızı, Nisan ayının sonuna doğru da Maliye Bakanı olarak benim sorumluluğum bu konuyla ilgili gelişmeleri Bakanlar Kurulu'nun dikkatine getireceğimi ve o zaman hükümet olarak vereceğimiz kararı da açıklayacağımı ifade ettim. ÖTV ve KDV'de indirimi veya kaldırmayı uzatacağız açıklaması yok. Şu an o zaman bunu rakamları izliyoruz ve değerlendiriyoruz. Rakamları izleyeceksiniz. Bunun da süresi Nisan ayının sonu. Veya doğru. Nisan ayının son 5 gün kala, bitime 5 gün kala herhalde verilecek değil mi efendim bu şöyle, karar? Şu anda diyelim ki yavaş yavaş Şubat ayı verileri gelmeye başladı. Evet. Mart ayı verileri gelir. Dolayısıyla elimizdeki İstatistiklere göre, sektörel gelişmelere göre bir karar vereceğiz. Anlıyorum ki burada beyaz eşyada ve mobilyada KDV'nin uzatılması yönünde bir talep var. Evet, evet. Bu talebi önemsiyorum. Bu önemli bir talep. Ama diğer taraftan da ekonominin ihtiyaçları neyse onu bir taraftan esas da almamız diyorsunuz lazım. Ki bir Maliye Bakanı olarak benim vergi toplamam lazım. Bütçeyi yapabilmem için. Doğru. Biz 2009'da da bu tür geçici vergi düzenlemeleri yapmıştık. Şimdi de onların benzerlerini veya aynısını yapıyoruz. Başka bir indirim konusunda bir düşünceniz veya adım atma noktasında yine piyasanın canlılığının devam etmesine yönelik bir projeksiyonunuz var mı? Şu ana kadar konut sektöründe önemli vergi indirimleri yaptık. Beyaz eşyada yaptık ve mobilya sektöründe yaptık. Şu anda üzerinde çalıştığımız herhangi bir başka vergi indirimi çalışması yok. Esas olarak KDV'de kapsamlı bir reform çalışması başlattık. Çünkü burada katma değer vergisi kanunu ile ilgili çok sayıda farklı farklı şikayetler alıyoruz. Bu şikayetleri böyle küçük küçük değişiklikler olarak değil de sistemin bütününü masaya yatıralım ve 1985 yılında yürürlüğe girmiş bir katma değer vergisi kanunu artık 2017 Türkiye'sinin ekonomik ihtiyaçlarına yeterli gelmiyor. Burada reform niteliğinde değişiklikler yapalım. Katma değer vergisi sistemini ekonomide büyümenin önünde engel oluşturan, kayıt dışılığa iten, işletmeler üzerinde önemli finansman yükleri oluşturan bir sistem olmaktan çıkaralım. Araya girerek efendim, KDV sistemi vergi, yani sizin ana bel kemiğini oluşturan vergi düzenlemesinin ana unsurlarından bir tanesi. O zaman bunu baştan aşağı o zaman bu çok gözden geçireceğiz. Doğru. KDV düzenlemesi, ÖTV, vergi evet. Düzenlemeleri baştan aşağı topyekün yeniden ele alınıyor ve düzenleniyor. Şu anda kendimize 3 aylık bir süre biçtik. Evet. 3 ay içerisinde bütün paydaşlarla katma değer vergisi kanunu sistemini bir bütün olarak ele alacağız. Özellikle yerli üretim, yerli sanayi ve özellikle ithalat noktası da dahil olmak üzere baştan sona gözden geçireceğiz. Herkesin gerçekten evet bu düzenlemeler makuldür diyeceği yeni bir KDV sistemi
kuracağız. O zaman efendim Türkiye yeni bir KDV sistemine kavuşacak. Bu da aslında son dakika bilgisi. Çok önemli. Vergi sistemleri açısından bakıldığı zaman bir yenileme. Aslında yeni bir projeksiyonla Maliye Bakanlığı'nın aslında gündeme geleceği bu yeni düzenlemelerde işte %18 mi olacak, 8 mi olacak, ÖTV oranları ne olacak ve büyümeye yönelik mi olacak bu yeni düzenleme? Şöyle, bugün katma değer vergisi kanunundaki bazı uygulamalar gerçekten yerli üretimi caydırıyor. İşletmeler üzerinde önemli finansman yükü meydana getiriyor. Bir de özellikle kayıtlılığı engelliyor. Ya ben nereye gitsem herkes şunu söylüyor. Evet. 18 olan oranı 8'e düşürün. 8'i 1'e düşürün. Bazen 8'i 18'e çıkarın. Yani kimse mevcut sistemden memnun değil. Devlet olarak biz de memnun değiliz. Çünkü katma değer vergisi tahsilatına bakıldığında dar bir tabanda bir tahsilat yapıyoruz. Demek ki sistemde aksaklıklar var ve bunu masaya yatırmamız lazım. Ama birinci önceliğimiz şu. Türkiye bugünkü büyüme oranlarını daha da yukarıya çekmek zorunda. Evet. Vergi sistemi büyümeyi aşağı çeken değil, vergi sistemi yukarıya çeken bir özellik arz etmesi lazım. Vergi oranlarını yukarıya çıkararak vergi tahsilatını arttıramazsınız. Vergi oranlarını aşağı çekerek aslında vergi tahsilatını arttırabilirsiniz. Ve kayıt dışılığın önünde ciddi bir ters etki meydana getirebilirsiniz. Bunun imkanlarının olduğunu değerlendiriyorum. Bu konuyla ilgili diğer ülke uygulamalarda dahil olmak üzere kapsamlı bir çalışma yapacağız. Ama her şeyden önemlisi de bütün paydaşlarla istişare halinde bunu düzenlemeye efendim yapacağız. Vergi mesela oranları düşürülerek belki daha fazla vergi toplama, para toplama, kayıt altına alarak da mümkün olabilecek. Zaten bugün kayıtlı mükelleflerin talebi de bu. Yani burada vergi oranlarının makulleştirilmesi ama vergi tabanının genişletilmesi. Aslında ideal bir sistemin oranı zaten oranı düşüreceğiz, tabanı genişletmeyi. İdeal bir sistemin zaten dayanması gereken unsur bu. Yani bugün kayıtlı olmayı cezalandıran bir vergi sisteminden kayıtlı olmayı teşvik eden, ödüllendiren bir vergi sistemine geçmemiz lazım. Bunun imkanlarını da sanayicimizle, ihracatçılarımızla, firmalarımızla beraber, sivil toplum örgütüyle beraber çalışıp yapacağız. Aslında belki de önümüzdeki günlerde referandumdan sonra en çok konuşacağımız konulardan bir tanesi bu mutlaka olacak. Gözümüz inşallah. Aslında bir taraftan da vergi demek, Maliye Bakanlığı demek hep soğuk gelir. Evet. Tabii şimdi Mart ayı deyince de vergi ayı Sayın Bakan. Birçok mükellef işte beyanname veriyor, vergilerini veriyor. Şimdi bakıldığı zaman bu ayın sonu da yaklaşıyor. Artık hani son düzlükteyiz. Vergi beyannameleri verme veya vergileri ödeme anlamında. Kimler bu ay bu beyannameleri verecek? Ve özellikle burada yeni bir indirim veya yeni bir müjdeden söz etmemiz mümkün mü? Öncelikle gerçekten Mart ayı vergi aydır. Mart ayı beyanname aydır. Geniş mükellef kitleleri bu ayda beyanname verirler. O açıdan bizim açımızdan da Mart ayı hayati öneme sahip bir aydır. Güzel gidiyor. Vatandaşlarımız büyük oranda beyannamelerini vermek için izliyorsunuz değil tabii mi? Tabii bir gayret sarf ediyorlar. Bu son derece önemli. Öncelikle bir müjde vereyim. Tabii Mart ayı beyanname ayı olunca mükelleflerimiz, onların muhasebecileri de bu beyanname verme işleriyle o kadar yoğun bir şekilde ilgilenmek durumunda kalıyorlar ki süre onlara yetmeyebiliyor. Bizden de bu konuda beyanname verme sürelerinin uzatılması yönünde talepler geliyor. Bakanlık olarak bir değerlendirme yaptık. Mart ayının bu yoğunluğunu da dikkate alarak beyanname sürelerini uzattık. Ben şimdi o rakamla o tarihleri de sizlerle paylaşayım. Bu da vatandaşlarımız bakımından, muhasebecilerimiz bakımından bir rahatlama meydana getirecek. Efendim beyanname sürelerini uzattınız. Beyanname sürelerini uzattık. Biliyorsunuz bu ayın 23'ünde muhtasar beyanname verilmesi gerekiyor. Muhtasar yani perşembe günü, bu hafta perşembe günü itibariyle yarın değil öbürsü gün muhtasar beyannamenin son günü. Bu muhtasar beyanname verme süresini 27 Mart'a uzattık. 23 Mart'tan 27 Mart'a uzattık. Yine 24 Mart itibariyle KDV beyannamesi verilmesi gerekiyor. Cuma günü. Evet. Bu süreyi de yine pazartesi gününe uzattık. Yani KDV beyannameleri de 27 Mart günü itibariyle, pazartesi günü itibariyle verilebilecek. Yıllık gelir vergisi beyannamesi, esas
Mart ayını beyanname ayı yapan beyanname gelir vergisi beyannamesidir. Bu beyanname de normalde 27 Mart tarihinde verilmesi gerekiyor. Bunun da verilme süresini ay sonuna, yani 31 Mart tarihine uzattık. Dolayısıyla böylelikle beyanname verme sürelerini yaklaşık 3 veya 4 gün uzattık. Niye efendim bu uzatmaya gerek duyduk? Şöyle, tabii bir anda hem gelir vergisi beyannamesi verilecek, hem KDV. Hem KDV hem muhtasar. Bu ne yaptı? Mükelleflerimiz üzerinde bir yoğunluk oluşturdu. Burada gelen talepleri de dikkate aldığımız zaman beyanname verme sürelerini uzattık. Ama yanlış anlaşılmasın, beyanname verme sürelerini uzattık. Anladım. Ödeme sürelerinde bir değişiklik yok. Ödeme sürelerinde, yani ödeme süreleri aynen önceki tarihler itibariyle geçerli. Yani muhtasar beyannamede ödeme süresi ayın 27'si aynen devam ediyoruz. KDV beyannamesi yine aynı şekilde. Gelir vergisi beyannamesi de ayın sonunda. Bu da tabii bu beyanname ayında mükelleflerimizi, muhasebecilerimiz özellikle rahatlatmış olacak. Bu da inşallah onların işlerinde kolaylıklar verir. Bir sürede şuna çalışıyorum. Yani muhasebecilerimiz üzerinde, mükelleflerimiz üzerinde bu mükellefiyetleri yerine getirmek için aşırı bir iş yükü var. O iş yükünü azaltmak, bürokrasi diyoruz, bürokrasiyi azaltmak, vergide gönüllü uyumu teşvik etmek için sürekli çalışıyoruz ve gayret içerisinde oluyoruz. Bu beyanname verme sürelerini de baştan aşağı gözden geçireceğiz. Çünkü zaman zaman da bunları uzatıyoruz. Zaman zaman uzatmak yerine daha gerçekçi olan bir beyanname verme süresini de inşallah oluşturacağız. Onu da müjde olarak vereyim. Şimdi bu ay beyanname ayıdır dedik. Efendim, kimin burada için? Bir nokta koyabilir miyiz? Bir reklam arası vermem lazım. Peki. Size birkaç sorum daha olacak. Özellikle bu yeni düzenlemede bu beyanname vermeleri, verme süreleri, KDV ile ilgili, gelirle ilgili oturduğu yerden, bilgisayar üzerinden, vergi dairelerine gitmeden bunlar da gerçekleşebilecek mi? Bu konuda da mutlaka bir çalışmanız vardır. Sizin de söyleyecekleriniz var. Kısa bir aranın ardından Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal'la sohbetimize devam edeceğiz Ankara'da. Evet efendim, yayına devam ediyoruz. TGRT Ankara stüdyolarındayız. Tekrar hatırlatalım. Konuğumuz Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal. Efendim vergi ayı, Mart ayı, vergi ayı, beyanname sürelerinin uzatılması noktasındaki yeni 3 ve 4'er günlük uzatmaları söylediniz. Kimler beyanname verecek demiştim. Aslında reklam arası vermiştik. Oradan devam edelim. Biliyorsunuz Şubat ayında basit usulde defter tutan yaklaşık 750 bin mükellefimiz beyannamelerini vermişti. Mart ayında da diğer mükelleflerimiz, yani 1 milyon 870 bin adet mükellefimiz bu ayda beyanname verecek. Kim bunlar? İşte ticaret erbabı, zirai kazançlarla uğraşanlar, serbest meslek kazançlarıyla uğraşanlar beyannamelerini verecek. Ama özellikle dikkat çekmek istediğim husus kira geliri elde edenler. Yani sahip olduğu evi kiraya verenler, sahip olduğu iş yerini kiraya verenler. Yaklaşık 1 milyon 450 bin vatandaşımızın bu şekilde kiraya verdiği gayrimenkul var. Burada da özellikle kendilerine yardımcı olmak bakımından bir uyarıda bulunmak istiyorum. Biliyorsunuz gayrimenkul olup, yani bir konutu olup kiraya veren bir kişi veya dükkanı olup özellikle gayrimenkul, yani konutu olan, yani stopaj suretiyle vergi ödenmeyen konutu olan bir kişi bu evini kiraya verirse elde ettiği gelir 3800 lirayı aşıyorsa yıllık olarak, o takdirde beyanname vermesi gerekiyor. Dolayısıyla beyanname verirse 3800 liralık kısmı zaten vergiden istisna. Ama eğer beyanname verilmez ise bu takdirde bu istisna hakkından mahrum kalacak. Onun için kira geliri elde eden bütün vatandaşlarımda çağrıda bulunuyorum. Bu 3800 lirayı aşan, 2016 yılında 3800 lirayı aşan bir kira geliri elde etmişlerse beyannamelerini versinler. Çok da kolay. İnternete giriyorlar. İnternetten kendilerine sunulan bilgileri onaylıyorlar ve beyannamelerini de veriyorlar. Şu ana kadar bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün 22 Mart. Dün itibariyle yaklaşık 930 bin mükellefimiz de hazır beyan sistemi dediğimiz tamamen internet ortamında üretilmiş beyannameleri kullanarak beyannamesini daha bugünden verdi. Yani yaklaşık demek ki
Bir 500 bin mükellefimiz henüz daha beyannamesini vermemiş. Dolayısıyla burada... Son güne bırakma alışkanlığı. Yok, bence vatandaşımız hani belki bilgilerini topluyordur, belgelerini topluyordur. O konularda ben gayrimenkul sermaye iratlarında son yıllarda getirdiğimiz hazır beyan sistemi sayesinde beyan oranları ciddi anlamda arttı. Dolayısıyla burada özellikle kira geliri elde eden vatandaşlarımıza, faiz geliri elde eden vatandaşlarımıza, ücret geliri elde edip de beyanname vermesi gerekenler var. Bu vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Beyanname verme sürelerini kaçırmasınlar. Zaten beyanname verme süresini de bu ayın 27'sinden 31'ine çektik. Dolayısıyla 4 gün uzatmada vermiş durumdayız. Ama ne kadar vatandaşlarımız beyannamelerini süresinde verirlerse, vergilerini de süresinde öderlerse, o zaman da devletin işleri, değil mi? Evet. İhtiyacı olduğumuz eğitim, sağlık, bu altyapıları da bu şekilde daha iyi olarak sağlık giderleri yapabiliriz. Oradan sağlık karşılıyor. Giderleri. Eğitim giderleri tabii. Oradan karşılıyor. Yol, yani su, vergi, köprüler, her şey oradan karşılanıyor. Vergi bir vatandaşlık ödevidir. Evet. Dolayısıyla bütün vatandaşlarıma çağrıda bulunuyorum. Daha fazla kamu hizmeti sunmak hükümet olarak, devlet olarak bizim görevimiz. Ve bu konuda da gece gündüz vergi dairelerini tamamen devreden çıkartmak anlamında bir adım atılacak mı? Hani şeyi de, vergiyi de internetten ödeme veya işte vergi dairesine uğramadan bütün işlemi Türkiye olarak, tamamlama. Doğru. Türkiye olarak bu konuda çok ilerideyiz. Artık bugün mükelleflerden aldığımız vergi beyannamelerinin %99,5'luk kısmı, yani neredeyse %100'e yakın kısmını biz internet ortamında elektronik olarak alıyoruz. İki, ödeme noktasında da vergi dairesine gitmek zorunda değil vatandaşlarımız. Bankalar üzerinden, internet üzerinden vergi tahsilatı yapıyoruz. Bugün birçok gelişmiş ülkeye göre Türkiye'de beyanname ve ödeme yöntemleri çok daha ileri. Çok daha e-devlet uygulamalarını kullanıyoruz. Artık hatırlar mısınız? Eski yıllarda böyle beyannamenin son günlerinde vergi dairelerinde kuyruk olurdu. Muhasebe bürolarında çalışan elemanlar o gün sabah erken saatlerde giderdi, geç saatlere kadar beyannamesini vermeye çalışırdı. Şimdi öyle değil. Artık vergi dairelerinde biz mümkünse hiç işlem yapmıyoruz. Vergi daireleri artık vatandaşın gidip gündelik işlerini yaptığı bir yer olmaktan çıktı. Daha fazla analiz yapan, daha fazla vatandaşın talebini karşılayan yerlere dönüştü. E-Devleti Türkiye'de en iyi uygulayan kamu idaresi, gelir idaresi başka. Belki birazcık daha değişecek. Bunu daha da genişleteceğiz. Daha da genişleteceğiz. Kolaylaştırma biz anlamında. Biz şunu söylüyoruz. Vergi dairesi fiziken olmadan bütün vergi işlemlerini elektronik ortamda yapalım. İşte onu nihayet hedefimiz bu. Evet. Bunu da her geçen gün yeni uygulamalarla geliştiriyoruz. Ve inşallah %100 vergi dairesiz olmadan vergi hizmeti. Vergi edelim, dairesiz vergi hizmeti. Çok evet. Güzel. Slogan gibi. Bugün, evet. Vergi dairesiz vergi hizmetini inşallah. Bugün beyanatlarınız, sözleriniz hep slogan gibi oluyor efendim. Vergi ama dairesiz şöyle, vergi hizmeti. Ama şöyle, vatandaşımız her şeyin en iyisine layık. Bugün elektronik imkanların sunduğu bütün imkanları vatandaşa sunacağız. Oturduğu evde, çalıştığı iş yerinde yapabildiği her işlemi orada güvenle yapabilsin. Ve inanın bu konfora ve bu teknolojiye bizim vatandaşımız o kadar yatkın ki. Bunu çok da güzel kullanıyor. Devlet olarak, hükümet olarak da biz buna ne yapmamız lazım? Adım evet. Atmamız lazım. Efendim hızlı hızlı gidelim. Özellikle istihdam seferberliği çok evet. Önemli. Bu konudaki rakamlar bakıldığı zaman işsizliğin arttığını görüyoruz. Yani işsizlik devam ediyor yükselmeye. Orada bir süre daha mı beklememiz gerekiyor o rakamların gelmesi için? Şimdi biliyorsunuz şu anda en son açıklanan rakam aslında Aralık ayına ilişkin bir rakam. Yani Aralık 2016'ın rakamına göre öyle. İşsizlik yükselmiş. Yani şöyle... Hani bu 15 Temmuz alçak darbe girişiminden sonra tabii ki ekonomimiz etkilendi. Ekonomide büyüme oranları bir miktar aşağı geldi. Bu istihdam oranı, bakın istihdam hala artıyor. Yani işsizlik oranında bir artış var ama Türkiye ekonomisi hala istihdam üreten, istihdamı büyüten bir ülke. 2009'dan sonra 7 milyon insana ilave iş vermişiz. Son aylarda istihdam artmasına rağmen işsizlik de artıyor. Aralık ayındaki rakam hiçbirimizin arzu edeceği bir rakam değil. Bunu görerek zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde kapsamlı bir istihdamda milli seferberlik başlattık. İş gücü maliyetlerinin %35'ini aşağı çektik. Bütün vergiler ve primler bizden dedik. Dolayısıyla Şubat ayında bu uygulamaya başlayınca da en son bendeki rakam 250 bin ilave
burada Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı istihdam üretildi. 250 bin. 250 bin bir ayda yani. Bir ayda yeni istihdam oluşturuldu. Çünkü neden? Çok ciddi anlamda devlet olarak buna destek veriyor. Yani Şubat ayında 250 bin kişi işe yerleştirildi. İş buldu. İş buldu ve bu sayede gerçekten bu kampanya olağanüstü bir ilgi de oldu. Dolayısıyla şöyle, yani özellikle 16 Nisan referandumundan sonra olumlu bir netice elde edildiğini hep beraber göreceğiz. Demin ifade etmiştim. Hem büyüme oranları yukarıya gelecek, hem de istihdam daha da yukarıya gelecek. Onun için bu program son derece önemli. Şunu söyleyeyim. Asgari ücretle bir elemanı işe alan işletme sahibinin 773 liralık primini, vergisini devlet olarak biz üstlendik. Ne zamana kadar? 2018 yıl sonuna kadar. Yıl sonuna kadar bir kuruş çalışandan dolayı vergi ödemeyecek. Bir kuruş prim ödemeyecek, bir kuruş işsizlik sigortası fonu ödemeyecek. Kendisi işçisine 1404 lira asgari ücreti ödeyecek, gerisi devlet olarak bizden. Dolayısıyla işletmelerimizin de bu teşvikten önemli ölçüde yararlanmaya başladığını da görüyoruz. Efendim, bunu sormuşken bu taşeron işçilerle ilgili çok fazla soru geliyor. Bir taraftan da işte bu konuda sizin çalışmalarınızın olduğunu biliyoruz. Evet. Başka bakanlık alanlarını ilgilendiren konu da var. Maliye Bakanı olarak bu konuda sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Nedir son durum? Şimdi bu taşeronla ilgili yapılan çalışmalar, yani bu çalışmalar devam ettikçe görüyoruz ki çok boyutlu, çok karmaşık bir sistemle karşı karşıyayız. Burada çalışanlar var, işletmeler var, hizmetten yaralananlar var ve hizmet sunan kamu idareleri var. Bu ilişki ağı içerisinde taşeronla ilgili öyle bir düzenleme yapmalıyız ki bu düzenleme çalışanlar bakımından daha güvenceli, daha hizmet sunumunda daha fazla görev ve sorumluluk üstlenecekleri bir yapıya kavuşmalı. İki, bu hizmet sunumunda bulunan kamu idarelerinde de hizmette bir azalma değil, artış olmalı. Artış olmalı diyorsun. Onun için çok boyutlu yönde bir takım beklentiler var, bir takım talepler var, bir takım maliyetler de var. Bütün bunları değerlendirmek için bir süreye ihtiyacımız var. Zaman zaman bana bu soru olduğunda söylüyorum. Çalışmalar devam ediyor. Nihayeten bittiğinde zaten hükümet olarak bu çalışmaların sonucunda açıklayacağız. Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin notlarına ilişkin tartışmaları hep yaşadık bu süreçte. Türkiye'nin yatırım yapılabilir notları peş peşe Fitch, Standard & Poor's ve Moody's tarafından yatırım yapılamaz ülke durumuna getirildi. Moody's bununla da kalmadı. Bankalarının, Türk bankalarının kredi notlarını da indirdi. Buna baktığınız zaman Maliye Bakanı olarak rakamları sürekli gören, izleyen, ekrana hakim, ekonomik verilere hakim, ekonomik rakamlara hakim birisi olarak bu Moody's'in son hamlesini nasıl okumamız lazım? Şimdi bu Moody's'in tabii son hamlesi beklenen, olması gereken, olması gerektiği zamanda yapılan bir açıklama değil zaten. Dolayısıyla Moody's'in özellikle 16 Nisan referandum sürecine gidilen bu süreçte hiç beklenmedik bir şekilde açıklama yapmış olması zaten bence çok doğru değil. Yani uluslararası derecelendirme kuruluşlarının açıklama yaparken kendi kredibilitelerini aşağı çekecek, spekülasyon oluşturulacak açıklamalardan kaçınmaları lazım. Kredi derecelendirme şirketleri bir ülkeye ilişkin değerlendirmede bulunurken terazinin iki tarafını da dengeleyecek bir tavır içerisinde bulunmaları lazım. Moody's'in ifade ettiği konulara bakıldığı zaman son derece spekülatif konular olduğunu görüyorsunuz. Türkiye'nin bugün orta ve uzun vadeli görünümüne ilişkin uluslararası yapılan bütün değerlendirmelerde Türkiye yıldızı parlayan ülkeler arasında yer alıyor. Bugün ileriye dönük, yani 2030-2050 yılına dönük bütün projeksiyonlara bakın. Türkiye ekonomisi bugün global ekonominin süper liginde daha üst sıralara gelecek. Onun için Moody's'in yaptığı bu değerlendirmeyi hem zamanlaması itibariyle hem de seçilen, dikkat çekilmek üzere seçilen konular itibariyle aceleci ve bir noktada da böyle sanki bir noktada yönlendirmeye dönük de bir rapor olarak görüyorum. Herkes şundan emin olsun. 16 Nisan'da referandumun sonucu inşallah evet çıkacak. Ondan sonra Türkiye'deki ekonomideki öngörülebilirlik, ekonomideki istikrar kalıcı şekilde sağlandığı için bütün bu raporlar inşallah tersine dönecek. Çünkü Türkiye'nin potansiyeli var. Büyüme potansiyeli var. Yatırım potansiyeli var. Türkiye sadece kendi iç pazarı itibariyle değil, bölgesinde sunduğu imkanlar itibariyle de bir çekim merkezi.
Ve bunu da Türkiye'ye reel yatırım yapan firmalar, reel sektörde yer alan ve bu konuda değerlendirme yapan uzmanlar da rahat bir şekilde görüyor. Ve Türkiye'nin bugün kırılganlık diye ifade edilen göstergelerinin birçoğunda da aslında 16 Nisan'dan sonra olumlu bir gidişatı hep beraber göreceğiz. Efendim sizi de ilgilendiriyor bir taraftan ama özelleştirme ile ilgili yeni bir aslında durum ortaya çıkacak mı? O konuda yeni bir plan var mı? Şimdi özelleştirme idaresi tabii Türkiye Varlık Fonu kuruldu. Türkiye Varlık Fonu bir özelleştirme idaresi değildir. Özelleştirme idaresi 2002 yılı sonrası dönemde çok önemli büyük hacimli özelleştirmeleri imza attı. Başarılı özelleştirme uygulamalarını da yaptı. Ve her zaman söylüyoruz, özelleştirme uygulamalarının esas amacı aslında devletin piyasadan çekilmesi, piyasayı düzenleyici ve denetleyici rol üstlenmesi, üretimin içinde, ticaretin içinde olmaması. Ve bugüne kadar yapılan özelleştirmelerde de başarılı sonuçları aldık. Şu anda bakıldığında Türkiye Varlık Fonu'na devredilen bir kısım hisselerimiz oldu. Yani bazı şirketlerin hisselerini Türkiye Varlık Fonu'na devrettik. Bu bizim özelleştirme idaresiyle ilgili ileriye dönük planlarımızda ve projeksiyonlarımızda yeni bir takım çabalar içerisine girmemiz gerektiğini de gösteriyor. Yani artık eskisi gibi çok büyük özelleştirme uygulamalarını yapacak bir alandan söz etmiyoruz. Türkiye bu anlamda birçok başarılı özelleştirmeyi bitirdi. Ama özelleştirme idaresi bundan sonra proje üretip şöyle var olan bir varlığı, var olan bir şirketi özelleştirmek değil, mevcut bir potansiyel yatırımı üretmek, bir projeyi üretmek, gelir üretebilecek bir projeyi geliştirmek ve bunu özelleştirme yoluyla ekonomiye kazandırmak. Bu konuda farklı projelerle ilgili olarak bakanlıklarla çalışıyoruz. Özelleştirme idaresinin bugün mevcut portföyünde de mevcut şirketler var, varlıklar var, gayrimenkul özelleştirmeler var. Bunlar aynen devam ediyoruz. Çünkü bizim milli gelir içerisinde özelleştirme gelir olarak baktığımız zaman orta vadede bütçeye destek olmak bakımından özelleştirme uygulamalarına devam etmemiz lazım. Bir takım şirketler var özelleştirme portföyünde. Bunlarla ilgili özelleştirme. Anladığım kadarıyla o zaman efendim oraya yeni bir retorik getiriyorsunuz. Orada tıkanıklık varsa onları aşacaksınız. Oraya bir hızlandırılık ve işlerlik kazandırılık. Yeni bir değerlendirme yeni bir yapacağız. Yeni bir bakış açısıyla yaklaşacak. Projeye dayalı özelleştirme uygulamaları. Önümüzdeki dönemde daha fazla gündeme gelecek. Efendim süremizin de sonuna geldik. Son aslında bir iki soruyla bitirelim. Siyaseti de sona bıraktık. Avrupa Birliği, Türkiye arasında esen soğuk rüzgarları. Çok kısaca başta söylediniz, o zaman 2017 ekonomik anlamda rakamların düzeldiği, demin ifadenizle kırılganlıkların giderildiği bir yıl olacak ve 2016'dan daha iyi olacak diyebilir miyiz? Genel itibariyle baktığımız zaman, şimdi, ana parametreler itibariyle baktığımız zaman. Bunu demekte hiçbir sıkıntı yok çünkü 2016... Yani ihracat, ithalat, döviz fiyatları, enflasyon anlamında soruyor. Şöyle, yani 2016'nın son çeyreğinden başlamak üzere ekonomide ılımlı bir toparlanmayı zaten görüyoruz. Burada belirleyici olan tarih 16 Nisan referandumu. 16 Nisan referandumu sonrası dönemde olumlu bir netice çıkacağını da bugün piyasa zaten kendi öngörüleriyle gösteriyor. 16 Nisan sonraki bu ılımlı toparlanma daha da yukarıya gidecek. Büyümede, istihdamda, ihracatta yukarı yönlü bir gelişmeyi göstereceğiz. Aslında önemli olan önümüzdeki 3 yıla bakmak lazım. Çünkü 16 Nisan sonrası dönemde siyasi istikrar kalıcı bir şekilde tesis edilmiş oluyor. Anayasada çok kapsamlı bir yönetim sistemi reformu yapılmış oluyor. Ardından bu reformun ikinci dalgası gelecek. Demin ifade ettim. Anayasada yapacağımız değişiklik atılacak son adım değil, bundan sonra atılacak adımların ilk adımı olacak. İşaret, evet. Dolayısıyla bugün Türkiye'de büyüme oranlarını yukarıya çekecek nedir? Kurumsal yönetim kabiliyetlerinin ve kapasitesinin iyileştirilmesi, anayasa değişikliği bunun önünü açacak. Bürokrasinin azaltılması, anayasa bunun önünü açacak. Özellikle ekonomi yönetiminin rasyonalitesinin sağlanması, ekonomideki karar setlerinin oluşturulmasında çok daha katılımcı bir anlayışın benimsenmesi noktasında önemli reformları ardı ardına imza atacağız. Bir süredir bu siyasi takvim nedeniyle yapmayı kararlaştırdığımız ama henüz
başlamadığımız reform alanları var. Bu reformların da önümüzdeki aylarda birer birer uygulamaya girdiğini göreceğiz. Onun için 16 Nisan sonrasındaki dönem her bakımdan artık olumlu gidişatı konuştuğumuz, reformları hızlandırdığımız, bürokrasiyi azalttığımız, siyasi istikrarın her bakımdan sağlandığı bir dönem olacak. Bu da ne yapacak? Büyümeyi yukarı çekecek. Büyümeyi yukarı çekince gelir artacak. Öyle. Ve dolayısıyla sonunda istikrar artacak. Siyasi istikrar, ekonomik istikrarı getirecek. Vatandaşın yatırımlar artacak. Önemli. Vatandaşın cebindeki para da artacak. Mutlaka. Efendim, Avrupa Birliği ile son soru. Soğuk rüzgarlar esiyor. Evet. Almanya ve Almanca konuşan ülkeler, Almanya'nın interlandındaki ülkelerle özellikle Hollanda, Avusturya ve Almanya. Şimdi bakıldığı zaman birçok adım atıldı, bakanlar konuşturulmadı. Aksi yöne baktığımız zaman PKK'nın mitinglerine izin verilmesi çok ilginç. Yine FETÖ'cülerin siyasi sığınma haklarına izin verilmesi çok ilginç. Bu açıdan ben size işin ekonomik boyutunu sormak istiyorum. Almanya ve Hollanda ve Avusturya'yla ekonomik anlamda Türkiye'ye kartları açarlarsa bu konuda bizim elimizde veya buna dayanabilirlik anlamında bir sıkıntı yaşar mıyız, yaşamaz mıyız? Şimdi bir kere bugün Avrupa'da yaşadığımız esas sıkıntı siyasi basiretsizliğin artmış olması. Bugün Avrupa ülkelerinde gerek Avrupa Birliği bürokrasisi içerisinde, yani Avrupa Birliği mekanizmasının önünde yer alan figürler itibariyle, gerekse belli başlı büyük ülkelerde hükümet yönetimlerine baktığımız zaman basiretli tutum izleyemeyecek, gelişmeleri gereği gibi değerlendiremeyecek siyasi kadroları görüyoruz. Bütün bu meydana gelen hadiselerin arkasında bana göre önemli sebeplerden bir tanesi bu siyasi basiretin azalmış olması. Ve bugün Avrupa'da özellikle söylediğiniz ülkelerde ortaya çıkan bir İslamofobiya gelişmesi var. Yine Türkiye düşmanlığı gelişmesi var. Ve bir de yabancı düşmanlığı gelişmesi var. Bütün bunlar karşısında aşırı sağ güçleniyor. Ve bu güçlenen aşırı sağ kendini teslim eden bir orta sağ ve sol merkez var. Biz şimdi bütün bunlara baktığımız zaman bazı şeyleri birbirinden ayırıyoruz. Bu doğru bir şey değil. Bir kere ülke olarak her zaman için çıkarlarımız neyse çıkarlarımıza göre hareket edeceğiz. Orada sağduyulu hareket etmiyorlarsa bile biz sağduyulu hareket edeceğiz. Burada hiçbir tereddüt yok. Bugün Türkiye Avrupa Birliği ekonomileri için önemlidir. Bunu kimse yadsıyamaz. Avrupa Birliği de Türkiye için ekonomik olarak önemlidir. Hem ihracatımız bakımından, hem doğrudan sermaye yatırımları bakımından, hem oradaki sahip olduğumuz Türk nüfusu bakımından, hem de turizm gelirleri bakımından birçok açıdan bakıldığında Türkiye ile Avrupa Birliği ekonomiler arasında ciddi kalıcı bağlar var. Ve bunlar önemli yekünler de oluşturuyor. Biz burada ülke olarak siyasi alanda ve diplomatik alanda yapılan bu basiretsiz tavırlar karşısında misliyle bunların cevaplarını verdik, vermeye devam edeceğiz. Ekonomi tarafında bu siyasi basiretsizliğe kendimizi teslim edecek halimiz yok. Bugün Türkiye'nin çıkarları neyi gerektiriyorsa ekonomi alanında onları yapacağız. Orada karşı taraftan ekonomiyle ilgili bir kart açılma ihtimali çok zayıf görüyorum. Yani bugün biliyorsunuz 2017 yılında Avrupa'da birçok ülkede seçimler olacak. Ve anlaşılıyor ki bu seçimlere dönük olmak üzere bir takım böyle tavırlar geliştiriliyor. Biz bu tavırların arkasına takılacak değiliz. Ama burada esas Avrupa kendi içine düştüğü bu sıkıntıları aşabilecek mi? Avrupa küresel ekonomideki bu kaybeden gücünü toparlayabilecek mi? Ve özellikle bakın bugün dünyada üretim merkezleri batıdan doğuya doğru kayıyor. Esas sancının aslında temelinde bu yer alıyor. Avrupa bunu nasıl çözecek? Bakın düşünebiliyor musunuz? 2017 dünyasında korumacılıkla ilgili G20 toplantısında bir cümle dahi yazamıyorlar. Bundan 10 yıl önce bütün G20 toplantılarında, evet, AB baştan toplantılarında, sonra Dünya Bankası, IMF toplantılarında küreselleşmenin ve liberalleşmenin, gümrük duvarlarının aşağı indirilmesinin ne kadar önemli olduğunu bunlar hepsi ifade ediyorlardı. Şimdi ne oldu? Korumacılık Batı dünyasında hakim bir değer haline geliyor. Bunun arkasında yatan, temelinde yatan sorunsa aslında orta ve uzun vadede yaşlanan nüfus, üretemeyen
kendisini geliştiremeyen bir Batı dünyası. Doğu'da çok farklı bir demografi var. Genç bir nüfus, çok daha dinamik. Yani bugün Ar-Ge ve inovasyondan artık pay alan ülkelerin dağılımına baktığımızda burada bile değişiyor fotoğraf. Yani bugün doğu, yani atmosferin doğu tarafındaki ülkelerin her bakımdan ekonomik göstergeleri iyileşirken Kuzey Amerika'da ve Avrupa'da bütün uluslararası göstergeler onların aleyhine işliyor. Esas derinden evet. derinden gelen dalga bu. Bu dalganın karşısına ya boğulacaklar ya da bu dalgaya karşı önceden olduğu gibi ayak uyduracak. Yani bakın 2000'li yılların başında biz dinler arası değil mi? Neyi konuşuyorduk? Bir olumlu havayı konuşuyorduk. Şimdi kalkmış bütün batıdaki bir takım güç merkezleri İslamofobiyayı bir Sayın Recep Tayyip Erdoğan başlattı, İspanya ile eş başkan Zapatero ile başlattı bir şey vardı. Bu dönemlere geldik. Güçlenen bir Türkiye var, büyüyen bir Türkiye var. Her bakımdan, ne bakımdan bakarsanız bakın. 2050 dünyasında, 2050'ye geldiğimizde, 2030'a geldiğimizde Türkiye büyüklüğü itibariyle birçok Avrupa ülkesini sollamış, daha da yukarılara çıkmış bir Türkiye olacak. Bunu da görüyorlar. Belki de efendim 16 Nisan'dan sonra Avrupa Birliği ile aramızda olan o makas 70'li, 80'li ve 90'lı yıllarda açılan o makas kapanacak ve tamamen eşitlenecek. Biz, aslında en önemli değişiklerden birisi olacak. Biz zaten onu söylüyoruz. Son 14 yılda biz bu makası daralttık. Ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gelirse bu makas hızla kapanacak. Türkiye birçok Avrupa ülkesinin büyüklük itibariyle önüne geçecek. Bizim yapmak istediğimiz şu, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu gidişatı hızlandıracak. Bu gidişatı çok daha kısa sürelere getirecek. Niye böyle bir fırsattan ülke olarak mahrum kalalım ki? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini devreye sokalım. Bu yarışta bir adım daha ileriye gidelim. Avrupa bugün Türkiye'deki referanduma bu kadar müdahale ediyorsa, müdahil olmaya çalışıyorsa, Allah'ını severseniz burada ne menfaat gidiyor? Evet. Neyin peşinde? Almanya ile ilgili, Hollanda ile ilgili bir değişiklik Avrupa olmayan. Avrupa evet. korkularıyla yüzleşmeli. Büyüyen Türkiye'nin, güçlenen Türkiye'nin bu artık depara geçmiş bu koşusuna bir şekilde ayak uydurmak. Efendim siz de alandasınız, Bayburt'tasınız, sorumlu olduğunuz evet. iller var, geziyorsunuz. Aslında sizi Ankara'da dün Bakanlar Kurulu evet. için yakaladık. Bu güzel sohbet için çok teşekkür ediyorum. Birçok konuya da açıklık getirmiş olduk. Hem ekonomiye baktık hem siyasete baktık. Bakıldığı zaman vergi konusu aslında çok önemliydi. Kafalardaki soru işaretlerini de gidermiş olduk. Çok teşekkürler Sayın Bakan. Ben sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim bizden bu kadarlık. Konuğumuz Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal'dı. Yorum her zaman olduğu gibi sizlere ait. Hoşça kalın Ankara'dan.